Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Herkese günaydın efendim. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da konuğumuz Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Diye şöyle dolu dolu bir sormak istiyorum. Yani korona günleri diye farklı günleri yaşıyoruz. Ama iyiyiz, sağlamız, ayakta duruyoruz ve birbirimize destek olacağımız çok önemli günler geçiriyoruz. Belki de ülkece de birbirimize daha da çok kenetlendik. Birbirimize kesinlikle sevgimizi hissettireceğimiz ortamlar, belki evet, görmediğimiz ailemizi, sevdiğimizi, görmediğimiz zamanların belki de acısını çıkartmak için bence çok güzel zamanlar olabilir diye düşünüyorum. Evet. Birazcık da bu yönden yalnız bakmak. Kenetlenme mesafesini kenetlenme mesafesi çıkaracağız. Evet hocamla biz bayağı bir uzaklaştık, evet, gördüğünüz gibi. Tüm dünyayı maalesef tehdit etmeye başladı uzun zamandır koronavirüsü, biliyorsunuz. Hepimiz bekliyorduk aslında bakanımızdan bir açıklama, ne söyleyecek, ne zaman söyleyecek diye. Ve maalesef ülkemizde de koronavirüsünden gerçekleşen ilk ölüm olayının haberini maalesef dün gece aldık. Başımız sağ olsun diyelim tabii ki, ama Sağlık Bakanımızın açıklamalarını az sonra dinleyeceğiz. Tespit edilen son vaka sayısını da aynı zamanda sizlerle paylaşacağız. Artışta bir hız var mı hocam, yoksa normal mi seyrediyor? Bunların hepsini zaten hocama soracağım. Ölen kişi koronavirüsü nereden ve nasıl kaptı? Bu önemli. Bir de ölen kişinin yakınlarıyla ilgili şu anda hangi önlemler alınıyor soracağız. Koronavirüsünden ilk ölüm olayının gerçekleşmesi ve vaka sayısının artması milletçe bizi korkutmalı mı? Yoksa tamam evet şimdi her şey daha da kontrol altında mı diye düşünmeliyiz? Hocamızla tüm detayları konuşacağız. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer yine canlı yayınımızda sorularımızı yanıtlayacak. Son önlemler hakkında hepimizi bilgilendirecek. Ardından iki tane yurt dışı bağlantımız olacak. Bir tanesi Amerika'da Voice of America Türkçe muhabirine bağlanacağız. Ve umut verici haberlerde zaman zaman alıyoruz. Tabii ki henüz sonuçlarını bilmiyoruz hocam, ama koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları şu anda Amerika'da bildiğiniz üzere devam ediyor. Ve Amerika'da ilk aşı şu anda insan üzerinde denendi. Peki hangi açıklamalar yapılacak? Ne gibi sonuçlar çıktı? Bu testin ardından gazeteci Dilge Timoçin'e canlı yayında bağlanacağız. Ve İngiltere'ye bir bağlantımız olacak yine. Televizyoncu Beste Kurtoğlu, koronavirüse karşı kontrollü yayma planı vardı hocam. İngiltere bunu uyguluyordu. Ancak bu uygulamadan vaz mı geçti? Sonuçlarını yine İngiltere'den canlı yayında Beste Kurtoğlu açıklayacak. Koronavirüse karşı hepimizin zaten ilk söylediği şey ellerimizi iyice yıkayalım, mutlaka yıkayalım, sık sık yıkayalım. Ama nasıl ve kaç saniye yıkamalıyız? Bu da önemli. Tamam yıkadım geçtim, yoksa çılgınlar gibi yarım saat yıkamak da doğru değil. Bunun bir ayarı var. Elleri yıkamak mikropları ne kadar temizliyor? Eller kısa süreli yıkamakla 30 saniye bile arasında ne gibi farklar var? Hemşiremiz, kanalımızın hemşiresi sevgili Deniz Özcan az sonra bizlerle beraber olacak ve burada mikropların ne kadar yok olup yok olmadığıyla alakalı bir testimiz de olacak. Ama hocam siz de dilerseniz ilk önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamalarını hep birlikte bir izleyelim. Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Kendilerine sabır diliyorum. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız
98 olmuştur.